Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Tabii ki bu olağanüstü günlerde bizi üzen bir soykırımla karşı karşıyayız ama bunun yanında bütün foyaların ortaya döküldüğü bir dünya ile karşı karşıyayız. Eskiden biz bunları anlatırken biliyorsun biz ve babalarımız en azından bu konuları konuşurken birkaç kişinin konuştuğu kimse inanmadığı bir şeydi. Medyadaki sansür, medyadaki o büyük şirketlerin ele geçirmesi falan söylediğimizde böyle komplo nispetinde konuşulan şeyler ama günümüzde herkes şunu gördü. O büyük medyalar tel tel döküldüler. Zaten hepsi aynı yere hizmet ediyorlardı. Siyonizmin emrinde olan medya foyası ortaya çıktı. New York Times'ta ve diğerlerinde şöyle bir başlık var. Füzelerden sonra İsrailli çocuk çok korktu, sığınağa sığındı. Ve korkan bir çocuk fotoğrafı. O sırada 10 bin tane çocuk katledilmiş. Kimsenin haberi yok maalesef. O yüzden her şey ortaya çıktı. Sanki bir soykırım olmuyor gibi. Bugün bir tane kardeşimiz şöyle bir şey demiş, Gazze'li kardeşimiz. Sanki biz farklı bir gezegende yaşıyoruz gibi dedi. Evet, gerçekten öyle. Biz farklı bir gezegende yaşıyoruz. Onlar bu gezegeni hacklediler. Onlar bu gezegeni ele geçirmeye çalıştılar. Hatta o 7 Ekim'den önce İsrail'in işgalci olduğu bile unutulmuştu. Ama şu anda işgalci olduğu da öğrendi, katil olduğu da öğrendi. Medya üzerindeki bu baskı öyle bir boyuta geldi ki artık. Yani sanatçılar susuyor, medya susuyor, ünlüler susuyor, futbolcular susuyor, herkes susuyor. Çünkü konuştuğu zaman işini gücünü kaybediyor. Ve katil Netanyahu Amerika Kongresi'nde 100 kongrecinin 50 tanesinin Siyonist olduğu kongrede alkışlarla karşılanıyor. Değil mi? Kaç defa alkışlamışlar. Hatta gitmeyenleri sen oraya niye gitmedin? Netanyahu dinlemeyi diye suçluyor diğer siyasetçiler. Böyle bir dünyada tabii ki ne yapacaklardı? Gerçeklerin üstünü örteceklerdi. Bunun için de 172 tane gazeteciyi katlettiler. Bakın 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, Vietnam Savaşı'nda, Irak Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda toplam bu kadar gazeteci ölmedi. 4 yıllık 2. Dünya Savaşı'nda ölüm 21 gazeteci. O da sahada olduğu için kendisi. Şu an gazeteciler direkt, üzerine pres yazanlar direkt hedef alınıyor. Hedefleyerek öldürüyorlar. Çünkü foyaları ortaya çıkıyor. Çünkü dünyayı kandırıyorlar. Biz aslında bu kadar insanı öldürmedik diyorlar. Ama videolar öyle söylemiyor. Ama fotoğraflar öyle söylemiyor. Ama şahitler öyle söylemiyor. Ama gaziler öyle söylemiyor değil mi? O yüzden artık foyaları, o toplu mezarlar ortaya çıktı. Çok ciddi bir soykırım suçu işleniyor. Ve bu soykırım suçlarını örtmek için uğraşıyorlar. Çünkü onlara göre üzerinde soykırım uygulanan tek halk Yahudilerdi. Ama artık bunu kendileriyle bozdular. Hesap verecekler. Bu kayıtların hepsi duruyor. Hiçbirisi kaybolmuyor. İnsanların galerilerine kadar girdiler. WhatsApp profillerine kadar girdiler. Şu anda yapay zekayla insanları fişlemeye çalışıyorlar. Ama şunu öğrenecekler. Biz az değiliz. Biz çok fazlayız. Milyarlarca insanız. Evet, bazı katil krallar, suskun Arap kralları şu anda bazı şeyler örtüyor. Ama halkların bu uyanışı önünde kimse duramayacak. Çok büyük bir uyanışa vesile oluyor. Batı'da çok ciddi bir İslam'a kuşa. Şu anda geçen ay en çok satılan kitap Kur'an olmuş. İnsanlar bu Gazze'lilerin metanetini, Gazze'liler sanki bir peygamber gelmiş gibi bizi uyandırmaya başladılar. Evet, artık peygamber gelmeyecek ama Gazze'liler uyandırmak için şu anda çok ciddi anlamda emek sarf ediyorlar. Hakikaten dünyada canlı yayında böyle bir ölüm görüldü mü? Başka bir ölüm görüldü mü? Görülmedi. Bu manada medya üzerindeki baskı artık sosyal medyada kalktı. İnsanlar sosyal medyasını kaybetmekten bile korkmuyorlar. Akın akın dünyanın her yerinde yürüyorlar. Ben Allah'ın izniyle günün sonunda bu uyanışın dünya için, dünyanın işgal altında olduğunu öğrenmeleri için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada yapacağımız çok şey var. Birincisi zulmü duyurmak. Hazreti Efendimiz söyledi, durduramıyorsanız duyurun diyor. İkincisi yardımlar ulaşıyor. Yardımlar ulaşmıyor fikri. Siyonistlerin yaydığı bir fikir. Ulaşmak zorunda zaten. Onu engellerlerse kıyamet kopar. Yani onu bir savaş suçu olarak kullanıyorlar zaten şu anda ama sıfır kesemezler en azından. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Sosyal medyada içerikler üreteceğiz. Gerçekleri haykıracağız ve baskı yapacağız. Dünyadaki devlet başkanlarına, BM'ye, UNICEF'e, DSO neyse hepsine baskı yapacağız. Ve onlar şunu görecekler. Bir dakika, insanlar uyandığı görecekler. Güllük Gülistan, herkes hayatını sürdüremez. Soykırım günlerinde sanki her şey normalmiş gibi olimpiyatlar devam edemez. Sanki her şey normalmiş gibi
günlük rutin devam edemez. Rahatsız edeceğiz insanları. Üzerimize takacağımız ufacık şeylerle, evimize takacağımız bayraklarla, arabamızdaki şeylerle bir soykırımın devam ettiğini, insanları rahatsız edeceğiz. İnsanları konformist alanına döndürmeyeceğiz. Sonra iki tane SMS gönderip ben nasıl olsa Gazze'ye yardım ettiğini vicdan rahatlatan insanlardan da olmayacağız. Yani böyle bir vicdan rahatlatma yok. Kardeşlerimiz ölüyor. İnsan kardeşlerimiz ölüyor. Aynı coğrafyada biz Gazze ile su üzerinden gittiğimiz zaman komşuyuz. Komşularımız ölüyor. Din kardeşlerimiz ölüyor. İnsan soydaşlarımız ölüyor. Böyle bir dünyada elimizden ne geliyorsa tabiri caizse çırpınacağız. Allah'tan kanaat notu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki tamam ben çırpındım diyeceğiz. Ne olur bana kanaat notu ver. Elimden gelen buydu diyeceğiz ve fırsat arayacağız. Öyle bir şey yapamayıp kenara çekilmek ben yapamıyorum, edemiyorum. O da bir proje. Psikolojik olarak seni çökertmek de bir proje. O psikolojik bombaların altında kalmayacağız.